Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat 1. dönem 2. yazılı provamıza başlıyoruz. Sizler için gerçekten çok güzel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu yazılımızda giriş ünitesinden, hikaye ve şiir ünitesinden sorumluyuz. Destan efsaneden bu sınavda sorumlu olmayacağız. O yüzden bunlar 1. dönemin konuları ama 2. yazılı da Milliyetin Bakanlığı biliyorsunuz ki Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıf soru dağılım tablosu ve örnek senaryolar hazırladı. Biz de bu senaryoları sizler için detaylı bir şekilde inceledik ve bunlara benzer, bunlarla aynı ve bu zorlukta sorular hazırladık arkadaşlar. Bu soruların her birini birazdan çözeceğiz. Öncesinde bir konu anlatımımız olacak. Konuların üzerinden şöyle güzel bir şekilde geçeceğiz. Sonrasında, sonrasında hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu ders notlarımızı zaten PDF sayesinde ulaşacaksınız arkadaşlar. Sonrasında direkt yazılı sorularımız gelecek. Yani tam da sınavda çıktığı şekliyle mesela diyelim ki burada Ziya Gökalp'in ve Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şiirini vermişiz. Bu iki şiiri yorumlayarak bunların edebiyat ve din, edebiyatla tarih ilişkisini sorabilirler. Ya da Dede Korkut hikayelerinin önemli özellikleri. Ya da Yusuf ve Züleyha meselesinin nazım birimi, uyak örgüleri. Ya da bu mesela sınavınızda %100 sorulacak arkadaşlar. Yani yazılınıza girdiğinizde karşınıza dörtlüklerle oluşmuş bir koşma ve beyitlerle oluşmuş bir gazel, kaside ya da mesneviyi karşılaştırmanızı isteyecekler. Çok basit, hece ölçüsü, aruz ölçüsü, sade dil, ağır dil. İşte veyahut da Nazım birimi dörtlük, Nazım birimi beyit. Halk edebiyatı, divan edebiyatı diye hemen pıt 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 ayırabilmeniz lazım. Burada eserlerden de sormuşlar. Bunları da yine birçok soruyu çözeceğiz. Divan şiirinden şarkı nazım biçimini ya da gazeli ya da işte filmsleri hepsini çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ve aynı zamanda tamlamalar konusuyla alakalı da çok güzel sorularımız var. Hep map örnek yazılı sorusu benzerlerini hazırladık. Hocam tamam anlatmayın işte ne yapacaksanız yapın. Bir an önce videoya başlayın dediğinizi duyar gibiyim. Sizler mutlaka arkadaşlar yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Birincisi map örnek senaryolarını çözün. Bizler de zaten şimdi birazdan sizlere çözeceğiz. Buradaki soruların da üzerinden geçeceğiz. Nazım biçimi nazım türü diye. Ve mutlaka yazılı notlarınızı da yanınıza alın arkadaşlar. Çünkü yazılı notlarında bunların hepsi detaylı bir şekilde cevaplandı, anlatıldı. Tam da sınavda nasıl çıkacaksa o şekilde özetlendi. Bunları da yanınıza gezdirdiğinizde en yüksek notlar alacaksınız. O zaman şimdi intromuz girsin. Arkamıza yaslanalım ve güzel bir şekilde yazılı provamıza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bu videoda Yazın Notları kitabımızdan Meportak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda tas uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı Notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu Tatsu uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın dönemlerine baktığımızda bir İslamiyet'in kabulünden öncesi var. İslamiyet etkisine gelişen Türk Edebiyatı var ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı var. Bunlar şimdilik dura dursun ama bize bu sınavda bilhassa söz edebiyat dönemindeki koşuk sav sagulardan, geçiş dönemindeki bazı önemli eserlerden işte Divan-ı Türk, Atabetül Akay gibi eserler ya da Kutadgu Bilig'in yazarı kim mesela biliyor musunuz? Yusuf Hasacip ve bunu da örnek soru senaryolarında da bizlere sormuşlar. Bakın hatta burada göstermek istiyorum. Nerede? şurada soruda nerede? Ha bak. Kutatku bilik ve atabitul hakayık. Yazarların karşısına yazını demiş. Yani bunu sorun diyorlar öğrencilere. Bizler de zaten benzer soruları sizlerle beraber çözeceğiz. Şimdi burada şunu söylememiz lazım. Arkadaşlar Türkçenin tarihi dönemleriyle alakalı da soru var. Milletimin örnek sorularında. Burada eski Türkçe döneminde Kök Türk dönemi, Uygur dönemi ve Karahanlı dönemi olduğunu bilmeniz lazım. Sınavda size sadece Karahanlı dönemine ait eserleri sayın diyebilir. Burada Yusuf Hasacib'in yazdığı Kutatgu Bilik, Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divanı Lügatü Türk, Edip Ahmet Yüknekin'in yazdığı Atabetül Akayık ve Ahmet Yesevi'nin yazdığı Divan Hikmet çok çok önemli. Burayı sorabilirler. Mesela örnek sorular demişler ki Batı Türkçesini sıralayınız yani. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç ayrılıyor. Biliyorsunuz bizler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldik. Dolayısıyla Anadolu Orta Asya'nın batısında oluyor. O yüzden de Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Batı Türkçesine giriyor. Şimdi burada eski Türkçe döneminde Kök Türkler, Uygurları bildiğimiz gibi burası geçiş dönemi oluyor. Sonrasında Batı Türkçesi ve Kuzeydoğu Türkçesini bilmemiz lazım. Burada şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Şu kısım ve şu kısım sınavda çıkılabilecek kısım burayı bilin. Şimdi geldik hikaye konusuna. Hikaye konusuyla alakalı direkt bize hikaye yazdırabilecekleri bir örnek sormuşlar. Hatta bu örneği de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Nerede? Şöyle gösterelim. Senaryolarda bunu da paylaşmışlar. Bakın. Demişler ki vatanseverlik temalı bir hikaye kesti yazınız. Yazdığınız metin aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir demiş. Şimdi vatanseverlik temasına uygun mu? Bu tema uygun kelimeler var mı? Veyahut da dildeki kullanılan kelimeler doğru mu? Yazılan hikaye kestiğinde yapı unsurları yani işte kişiler yer, zaman, olay bütünlüğü var mı bunu sormuşlar. Aynı zamanda yazın ve noktalamadan puan kırır demişler. Şimdi sizlere eğer vatanseverlik temalı bir hikaye kesi yazın ders hocanız yazma sınavında veyahut da işte Anadolu insanı veyahut da işte ne diyelim Türkçülük ya da işte e, kentteki yalnızlık herhangi bir konuyla alakalı yazın dediği zaman sakın direkt bir şekilde hikayeyi yazmaya başlamayın. Yani şöyle size verilen boş sayfaya cevap anahtarına hop diye başlamayın arkadaşlar. İlk başta yapmanız gereken şey şu şöyle kağıdınız şurada ya kurşun kalemle silik bir şekilde bakın şöyle kurşun kalemler silik yazabiliyorsunuz biliyorsunuz. Hikayenizle alakalı bir senaryo oluşturun. Mesela diyelim ki vatanseverlik demiş ya vatanseverlik kelimesini mutlaka kullanman lazım öyle değil mi? İşte Türklük, seni i̇şte ne bileyim e, başka ne diyebiliriz kahramanlık şehitlerimiz gazilerimiz bunlar muhtemelen kullanacağın kelimeler. Ama bu kelimelerden ziyade daha önemlisi zihninize bir senaryo oluşturun. İşte vatansever bir genç var ülkesini kurtarmak istiyor bunun için ölümü bile göze alıyor ailesinden uzaklaşıyor ailesinden ayrılıp işte askere gidiyor böyle bir, bir senaryo yazabilirsiniz fark etmez. Önceden okuduğunuz bir hikayeden de sinenebilirsiniz. Kimse size aa bu, bu şu hikayeden demez. Önce bunu tasarlayın Sonra yazıya geçin. Yazıya geçeceğiniz zaman artık ne yazacağınızı biliyorsunuz. Kelimeleri de biliyorsunuz. Satır başı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Satır başında bırakacağınız boşluk çok çok değerli. Bu hoca sol ve sağda bırakılan boşluklara ve satır başı boşluklara çok dikkat ederler. Bir girişiniz. Sonrasında olayın detaylarına girdiğiniz gelişmeniz. Ve en sonunda da hikayenin e, güzel bir şekilde bitmesini. Veyahut da acı bir sonla da bitirir fark etmez. Sonucunuz olmasına dikkat edin. Demek ki ilk başta direkt yazmıyoruz. Böyle bir... E, Eskiz derler yani ona eskiz defteri yani böyle bir tahsih daha doğrusu bir taramayla bir ilk başta senaryoyu zihninize canlandırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Dede Korkut hikayeleri ile alakalı birazdan sorumuz var. Hatta bu soruyu üzerinden gösterelim size. Dede Korkut hikayeleri sorumuz nerede bakın şurada Dede Korkut hikayesi alakalı sorumuzu direkt çözerek sizlerle <laughs> paylaşmak istiyorum ki sizler de soru üzerinde nasıl gelir Dede Korkut hikayeleri onu görmüş olun böylece sınavda rahat rahat yapın. ha. Bak şimdi. Diyor ki bu metinden yola çıkarak... Bu metinden yola çıkarak... Dede Korkut hikayelerinin üç önemli özelliğini yazınız diyor. Şimdi... Deli Dumrul konuşuyor. Ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail Medet dedi. Azrail der. Bre deli bana ne yalvarıyorsun? Allah Teala'ya yalvar. Benim de elimde ne var? Ben de bir emir kuluyum dedi. Şimdi bak dikkatliyseniz Burada... Şiir... Yani... Nazım da diyebilirsiniz buna. Ve... Düz yazı yani nesir de diyebilirsiniz buna. Nazım ve nesir birlikte. Hatta konuşmalar şiir şeklinde. E, olaylar düz yazı şeklinde olduğunu bilmemiz lazım. Dede Korkut hikayelerinde. Aynı zamanda dini kelimeler var. Dini ögeler var diyebilirsiniz. Nasıl yani hocam dini ögeler? E bak Azrail. Aynı zamanda Allah Teala. Bunlar İslamiyet öncesinde yoktu. Biz İslamiyet'te tanışmadığımız dönemlerde. Yani Köktürkler... Hunlar, Uygurlar döneminde Allah ya da Azrail kelimesi yoktu ki. Cennet, cehennem, Ramazan, oruç, zekat, haç, farz bunlar hiçbiri yok. Ama şimdi artık dini kelimeler dilimize girmiş. Yine şu da çok önemli. Olağan ögeler, olağan ve olağanüstü. Bunu yumuşak kesine yazalım. Olağan üstü ögeler birlikte. Yani hem eski Türkçe var hem dini kelimeler var. Hem e, dini ögeler var hem de buradaki olduğu gibi olağanüstü ögeler var olağanüstü öge ne hocam e Azrail ile kim konuşabilir ki Azrail ne haber abi canımı alma ben ne bileyim abi? ben de Allah'ın kuluyum diyor falan Azrail ona cevap veriyor dolayısıyla bu bütün deli dumrul ya da fark etmez diğer e, dede Korkut hikayelerin ortak güzeldir şimdi dede Korkut hikayeleri yazarı kesinlikle dede Korkut değil anonim hikayeler dede Korkut bilge bir zat hikayelerin sonunda böyle bir bize ders veren bilge bir zat ama Dede Korkut hikayelerinden bir parçalı verirse size şu üç özelliği mutlaka yazın arkadaşlar. Nazım ve Nesir birlikte dini ögeler var olağan ve olağanüstü ögeler var diyebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. Destandan halk hikayeciliğine geçin ilk örneği Dede Korkut hikayeleri tamam. 12 hikaye ön söz var tamam. Oğuzların hayatını ve komşularıyla olan mücadelelerini konu ediniyor. Tamam. Nazım Nesir karışık şekilde bunu zaten tüm hikayelerde gösterebilirsiniz. Biçimsel olarak. Hikayelerin yazarı değil anlatıcısı Bilgi Bir Ozan olduğunu söyleyeceksiniz Dede Korkut'un. Halk hikayeleri de arkadaşlar burada işte e, Tahir ile Zühre ya da Kerem ile Aslı gibi farklı farklı hikayeleri size verebilirler. Burada gerçek ya da gerçeğe yakınlık var yine. Göçebe hayattan geçişin ilk ürünleri. Burada olağanüstülükler azalmaya başlayacak. Sevgi ve kahramanlık var. Yine şiir düz düzyazı karışık şekilde. Olaylar nesirle yani düz yazıyla, duygular da şiirle yazılacak. Şimdi gelelim mesneviye. Mesneviyle alakalı da sorumuz gelecek. Mesneviyle alakalı sorumuzu hatta şöyle gösterelim ki daha iyi anlayın. Mesnevi nedir? Bilmeden yapılmaz. Ha. Tam da şurada. Şurada bir dakika bir saniye. Burada mesleğim ileri yazmışız. Şurada bir karşılaştırmamız var. Ha, Bak burada Milletin Bakanlığı'nın kitaplarında mutlaka bu olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'ni nazım bilir. Mesnevi böyle bir şey arkadaşlar. Olayları eskiden insanlara roman ve hikaye yerine bu şekilde şiir şeklinde aktarıyorlar. Ve dolayısıyla şiir şeklinde aktardıkları için sınırsız beyitten oluşur. Beyit ne hocam? Şu. Bunların her biri beyit. Yani bunun nazım birimi sınırsız beyitten oluşur, bir kere mesneviler. İkincisi, en önemlisi bunun nazım birimi yani birim derken eğer mesela şöyle olursa, mesela bu ne hocam? Bu mısıra. Bu ne hocam? 2 2 gidiyorsa bu beyit. Bu ne hocam? 4 Dört 4 gidiyorsa bu dörtlük. Bunun nazım birimi dörtlük, bunun nazım birimi beyit. Eğer böyle 3 5 birleştiyse bu bent oluyor mesela dörtlük bent beyit oluyor. Şimdi biz buraya baktığımızda nazım biriminin net bir şekilde bunun ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Beyit olduğunu görüyoruz. Nazım biçimi zaten mesnevi. Şimdi devam ediyoruz. Ee, burada der ki sana uyak örgüsü. Uyak örgüsü belli bak. Bulunduk bulunduk. Mehru ibetu, Kadir hazır. Pirahini, enini. Hun gulgun. Yani a a b b c c d d e e FF şeklinde gidiyor. Zaten Mesnevi'nin de e, uyak örgüsü bu şekildedir. Şimdi diğer bir şey daha var arkadaşlar. Burada e, bunlar zaten mesleviler zamanla roman ve hikaye dönecek. Yani şunu demek istiyorum. E, i̇lk başta bunu da bilin sadece genel kültür açısından... ...veyahut da zor bir soru olarak çıkarsa... ...üniversite sınavlarına kesin soruyorlar bu arada bunu. İlk başta İslamiyet öncesinde destanlar var. Sonrasında destanlar halk hikayelerine dönüşüyor. Halk hikayeciliği. Sonrasında bunlar... Arkadaşlar mesneviye dönüşüyor. Mesneviler de zamanla Tanzimat döneminde Tanzimat yazıyordum ya pardon, romana dönüşüyor. Yani roman ve hikayelerin geçmişi bu. Ha burada destandan halk hikayeciliğine geçişin arasında bir Dede Korkut hikayeleri var. Bu da çıkmış üniversite alanına demişler ki işte destandan e, halk hikayeciliğine geçiş arasında ne vardır? Burada dedikodu var. Şimdi o zaman şu gördüğünüz şey şu diyorum tabii ama şu gördüğünüz şey nedir? Esasında bir geçmiş zamandaki romandır. Yani burada bir olay anlatılıyor. Yusuf ve Züleyha'nın aşkı anlatılıyor. Biliyorsunuz Züleyha Yusuf'u baştan çıkarmaya çalışıyor ama Yusuf gaza gelmiyor. Kendini koruyor. Bu olayı net bir şekilde Yusuf çok değerli bir kişi. Güzelliği var ama ahlakını koruyacak. İşte bu olayı böyle hep anlatıyorlar. Farklı farklı şairler, farklı farklı kişiler dile getiriyor. Şimdi Naz'ın birimini söyledik. Burada. Ee, uyak örgüsünü söyledik burada. Uyak örgüsü yazacaksınız. Böyle benim gibi bırakmayacaksınız. Redif ve uyaktan'a bakalım. Şimdi yazılışları aynı, anlamları da aynı, birebir aynı olan şeylere biz ne diyorduk? Redif diyorduk. Şimdi bulunduk, bulunduk diyor. Bir kere bulunduk burada net bir şekilde arkadaşlar rediftir. Niye? Yazılış aynı, anlamı da aynı, görevi de aynı, her şey aynı. Yani. Ama gafil ve yakildeki ile harfleri görüyor musunuz? Bak ileler, ileler arkadaşlar net bir şekilde söylüyorum tam uyaktır. Çünkü bir harf olursa yarım uyak, iki harf olursa tam uyak, 3 4 5 6 7 giderse bunlar da zengin uyak oluyordu. E şimdi hocam hocam burada mehru ibedhu diyor. Bu tam uyak oluyor. Çünkü ru uzun bir hece olduğu için tam uyak. Ya da kadir, hazır, ırlar tam uyak oluyor. İşte pirahini'ni enini, niler redif olsa niler yine tam uyak oluyor. Huun gulgun bak yine u'unlar oluyor. Yine burada da aynı şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Burada kaldığımız yerden devam edelim. Ha bir de mesnevilerin özelliklerini söyledik ama çok önemli mesneviler var. Onları söyleyeceğim size. Şimdi buradaki ders notumuzdan da gidelim bakalım. Ders notumuzda nasıl söylemişiz? Demişiz ki divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Eyvallah tamam bunu biliyoruz. Bugünkü roman ve öykünün yanıtlar bunu da söyledik. İranlardan Türklere geçiyor. Tamam Nazım birimi beyittir. Bunu anladık hocam. 2-2 gidiyor. Her beyti kendi içinde uyaklı. İşte uyak örgüsü bu. A, A, B, B, C, C, D, D diye gidiyor. Zaten o yüzden sınırsız yazabiliyorlar. Beyit sayısının belli bir sınırı yok. Eyvallah. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bunu da şöyle anlatayım size. Şimdi bir e, halk şiiri şöyle durur. Tamam uzaktan baktığınız zaman böyle dörtlükler halinde yazılmış bir şiir gibi durur. Anladık hocam. Bu işte koşmalar, semaylar böyle dörtlükler halinde durur. Koşma 11 tane hecesi vardır. 11 hece ölçüsüyle yazılır. Semai 8 yazılır falan. Şimdi gazel kaside mesnevi ise bunlar divandır. Tamam divan edebiyatıdır. Gazel şöyle durur. Tamam gazel uzaktan baktığın zaman beytler halinde e, en az 5 en fazla 15 beytten oluşur. Ve işte A A B A C D diye kafiyelenip gider. Şimdi bu gazel. Kaside de buna benzer ama kaside 399 olduğu için içinde daha fazla beyit olur. Mesnevi ise Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılır. Bak bu kadar uzun diye bu kısa. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazılıyor. Aruz'un kısa kalıplarıyla yazıldığı için arkadaşlar bu sınırsız bir şekilde uzayabilir. Ve kendi içinde uyaklı olduğu için rahat rahat adam uzatabilir. Yani A, A, B, B, C, C, D, D, E, F istediği gibi yazabilir. Bak burada ise A, dedi ya buradaki kafiyeyi, kelimeyi burada da kullanmak zorunda. Çünkü B, A, C, A, D, A, E, A yani burada yakaladığı kelimeyi devam ettirmesi lazım. Hatta bakın bunu size daha canlı bir örneğini göstermek istiyorum. Mesela... Hmm, bak burada bir gazel var. Divaneyiz diyor. Mestaneyiz diyor. İşte ardından meyhaneyiz, peymaneyiz, pervaneyiz, biganeyiz. Hep o ayı yakalamaya çalışıyor. Ya da başka bir e, gazel örneğinden göstereyim size arkadaşlar. Burası bir şarkı. Heh, bak şimdi... Bahalara, müptelalara diyor. Bak bahalara, müptelalara. Burada A yakaladı ya nevalara, merhabalara aşinalara, edalara yani vazgeçemiyor. Burada yakaladığı kelimedeki uyağı, kafi tarzı. Hani AA ya bu. Ardından BA, ardından CA, ardından DA, ardından E. Ya yakalaması çok zor. Artık kelime bitecek bir yerden sonra. İşte bu gazel ve kasenin diğer bir özelliği. Şimdi devam ediyorum. Neredeydim? ha? Şuraya geri geliyorum. Şimdi bu uzun bu aruzun kısa kalıpları yazılıyor. Dolayısıyla bu rahat rahat A, A, B, B, C, C, D, D, E diye gidiyor ve sınırsız beytli oluşuyor. Bu işte mesnevi, bu gazel, bu da koşma, semai gibi şeyler olacak. Şimdi devam ediyorum. Burayı şöyle e, çok da kafa karıştırmadan devam edelim. Mesnevilerdeydik. Ha, mesnevilerin e, edebiyatımızdaki ilk örneği bizde... Yusuf Hasacib'in yazdığı Kutadgu Bilik bunu da zaten net bir şekilde bize 10. sınıf ee, örnek soru dağılım tablosunda da sormuşlar. Yusuf Asacım'ın eserlerini. Burada da Yunus Emre'nin Risaleti Nüsiyesi, Gülşehri'nin Mantıkut Tayrı, Aşık Paşa'nın Garipnamesi, Ahmediye'nin İskendernamesi bunlar çok önemli eserler. Hatta bunları biz de birazdan yazılı sorusu olarak soracağız sizlere. Şeyhi'nin hiciv şeklinde yazılan öküz olmaya yeltenen eşeğin öyküsünü anlattığı harnamesi, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Nabi'nin hayrabat ve hayriyesi ki Nabi abimizdir bize öğüt veriyor. Şeyh Kadir bin Hüsnü Aşk'ı önemli mesneviler. Şimdi burada mesnevi türünü gösterdik. Tamam. Güzel hocam. iyi gösterdiniz ama bize bir de şu önemli mesnevileri bir kez daha aklımıza sokun diyorsanız söylüyorum. Bakın şimdi. Birincisi Risaleti Nüsiye, Yunus Emre'nin eseri arkadaşlar. Bunu bilin. Bu çok çok önemli bir mesnevi. Hüsnü Aşk, Şeyh Galib'in eseri. Bu divan şairinin en büyük şairi. En son ve en büyük şairi. Mantıkut Tayrı Gül Şehri yazıyor. Bunu Gül abla mantı yaptı diye aklınıza tutabilirsiniz. Nabi diye bir abimiz var. Abi olduğu için bizim hayırlı evlat olmamızı istiyor. Nabi Hayriye bu da çok önemli. Garipname diye bir eser var. Bunun da şairi Aşık Başa. Aşık insanlar gariban olur diyebilirsiniz. Leyla ve Mecnun'un Fuzuli yazdığını bileceksiniz zaten. İskendername Ahmedi'nin Ahmet İskender Sever diye tutabilirsiniz. Hatta burada diğer eserlerini de ezberleteceğim size ama gerek yok şu anda onun sınıf yazıldığına da çıkmaz. Mesela Ahmedi'nin Cemşidi Hurşit diye de bir eseri var. Biz onu şöyle öğretiyoruz öğrencilerimiz akıllarına kalsın diye. Ahmet İskender ve Turşu Sever diyoruz. Hepsi aklında kalıyor. Vesilet-i Necat arkadaşlar camilerde dinlediğiniz veya da duyduğunuz mevlüt denilen şey. Yani Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyor. Bunu da Süleyman Çelebi yazmış arkadaşlar. Süleyman Çelebi'nin Mevlütü yani Vesilet-i Necat'ını bilin. Süleymaniye Camii'nde Mevlüt okutuluyor diye aklınıza tutabilirsiniz. Şeyhinin harnamesini söyledik zaten. Öküz olmaya yeltenen eşeğin yüksü. Öğrencilerim genellikle yani üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerim ya da 10. sınıf öğrencilerim bu Şeyh Galip'le Şeyhi'yi karıştırıyorlar. Karıştırmayacaksın kardeşim. Şeyh Galip iki kelime. Hüsnü aşk iki kelime. Şeyhi tek kelime. ...harname tek kelime diye yapıştırıp geçeceksin. Şimdi burada MEP sorularında da... ...bulunan eserleri de yazmak istedik. Kutadgu Bilig arkadaşlar... ...edebiyatımızdaki ilk mesnevi... ...ilk aruz ölçüsüyle yazılan eser... ...Yusuf Has Hacibin Eseri. Atabetül Akayık'ta... ...yine değerli bir eser geçiş döneminde... Edip Ahmet Yükneki'nin eseri arkadaşlar. Divan-ı Hikmet'te tasavvufun kurucusu diyebileceğimiz çok değerli bir insan. Yani tasavvufun kurucusu ne demek hocam? Hani var ya Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaşi veliler, Pir Sultan Abdallar... işte onların hepsinin hocasının hocası Divan-ı Hikmet'in yazarı ee, Ahmet Yesevi oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan devam ediyoruz gaza gelmeye. Mesnevi'yi bitirdik. Geldik hikayenin Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar kısmına. Burada arkadaşlar... Tanzimat dönemindeki hikayelerde olaylar hayattan ve tarihten günlük hayattan ve tarihten alınıp romantik bir şekilde yazılacak. Yani okuyucuyu yönlendirecek duyguları okuyucuya aktarmaya çalışacak bir şeyler var yani. İkinci dönemde ise artık daha realist ve naturalist yani burada bireysel duyarlılıklar yansılıp batı tarzına uygun daha gerçekçi hikayeler yazılacak. Hatta burada Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Küçük Şeyler adlı eser çok değerli gerçekçi öyküler olarak kabul ediliyor. Edebiyatımızdaki ilk hikayesi Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaifi Rivayat adlı eser arkadaşlar. Bir de Emin Nihat'ın Müsameret Nameleri var. Bu da değerli bir eser. Sertifin Edebiyatı'nda artık sanat işi sanat görüşü tam anlamıyla oturduğundan, Teknik yönden gelişme var ve tabii ki burada Halis Ziya'nın Mehmet Rauf'un öykülerini bilmemiz gerekebilir. Milli Edebiyat döneminde ise artık milliyetçilik ve türkçülükten esinleniyoruz. Ve dolayısıyla da arkadaşlar konular tarihten ve hayattan seçilip Kurtuluş Savaşı ve memleket gerçekleri anlatılıyor. Burada Ömer Seyfettin olay öykücümüz ve hikayeciliği meslek edinen değerli bir sanatçımız. Şimdi burada gelin isterseniz biraz da şiire bakalım. Sonrasında şiirle alakalı e, dönemleri işledikten sonra sorularımıza hızlı bir şekilde geçelim sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar İslamiyet öncesindeki Türk şiirine baktığımızda bakın burayı şöyle kapatıyorum kafamızı karıştırmasın diye. Nazım birimi şiirlerde dörtlük. Nazım biçimi yerli hece ölçüsü kullanılıyor. Dış etkilerden tamamen uzak daha Hunlar, Köktürkler, Uygurlar dönemindeyiz. Somut bir anlatım var. Doğa kahramanlık, sevgi ve benzeri temalar var. Ve halk için sanat yapılıyor. Şimdi geçiş dönemine geçmeden isterseniz gelin ee, i̇steseniz de geleceksiniz zaten başka şansımız yok Ben çünkü öyle yapmak istiyorum <laughs> Şöyle e, Gelin size şu şeyi göstermek istiyorum İslamiyet Önceki Türk Şiirini Direkt örneğiyle görelim ki iyice Aklınıza yerleşsin beraber çözelim Bakın şimdi İslamiyet önce yazılmış bir Sagu örneği Burada Türkçesi var ama eski Türkçesi var Alpertonga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? Ödlek Öçin aldı mı? Emdi yürek yırtılır, ödlek yarak közetti, ogru tuzak uzattı, begler begin azıttı, kaç sakah kurtulur. Hocam ne oluyor, ne diyorsunuz? Burada Alpertunga diye Saka Türklerine ait bir komutan vefat etmiş ve onun ardından da bir sagu yazılıyor. Şimdi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyat Dönemi'ne ait bu şiirin genel özelliklerini belirtiniz. Diyor. Şimdi bunun bir kere bir sagu olduğunu hemen görür görmez anlayacaksınız. Alpertunga sagusu bu, bu bir sagu. Sagun özelliklerini sayın dediği zaman diyeceksiniz ki bu mesela yu törenlerinde söyleniyor. Yu törenlerinde söyleniyor ve ölen kişinin faziletleri anlatılıyor. Burada Alper Tunga ölmüş onun faziletleri anlatılıyor. Ölen kişinin faziletleri yani iyilikleri anlatılıyor diyeceksiniz. Ve aynı zamanda dörtlük nazım birim bak dörtlük nazım birim görüyorum dört dört yazılmış dörtlük nazım birimiyle yazıldığını hemen dile getireceksiniz. Hece ölçüsüne bakacaksınız hece ölçüsü var zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hece var. O zaman e, yedili hece ölçüsü kullanılıyor diyebilirsiniz yine burada da rahat bir şekilde. Burada çok önemli kafiyesi koşuk gibi bunu söylemeseniz olur. Bir de bu arkadaşlar sagular halk edebiyatında ağıtlara divan edebiyatında da Mersiye'ye dönüşecek. Bu da üniversite sınavlarında çok çıktığı için söylüyoruz. Zaten bizler yazı notlarımızı direkt ÖSYM'nin sınavlarında da kullanabilirsiniz. Birebir ÖSYM'nin sorularına da birebir uyumlu. Çünkü ÖSYM'de soruları kazanımlara göre hazırlıyor. Hocalar da oraya göre hazırlıyor. Ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankalarımızın içerisindeki testlerde de bunu yapıyoruz. Bak şiirle alakalı ÖSYM tarzı sorular da koyuyoruz. Yazılı sorular da koyuyoruz. Böylece hem üniversite sınavına hem normal yazılarınıza hazırlanmış oluyorsunuz. Yani hem dünya hem ahiret gibi olmuş oluyor. Neyse şöyle yapalım. Bu kötü espriden sonra divan şiirinin mahlasına baktık. Tamam. Devam ediyorum. Geldik buraya. Şimdi devam ediyoruz. Şunu toparladık. Dedik ki İslamiyet öncesi Türk bitirdik. Bir de geçiş dönemi var. Geçiş dönemindeki eserlere baktığımızda tam anlamıyla geçiş. Yani burada dörtlük burada beyt ya. Burada hem dörtlük hem beyt. Burada Arapça Farsça da var. Dini eserler var. Çünkü yeni kelimeler girmiş. Ama yerlilik de var. Hece ölçüsü var. Aruz ölçüsü var. Yani didaktik öğüt verici. Alegorik aynı zamanda sembolik. İslami tasavvufi konular var ve amaç burada sanat anlayışındaki temel amaç İslamiyet'i öğretmek. Hatta burada bakın İslamiyet'ten öncesinde az önce söylediğimiz gibi koşuklar var. Sonradan bu e, halk edebiyatına koşmaya divan edebiyatına gazele dönüşecek. Günümüzde de şiir yani bildiğimiz şiirin e, yolculuğu bu. Sagular az önce söylediğimiz gibi halk edebiyatta ağıta divan edebiyatından mersiyeye dönüşecek. Günümüzde de cenazelerde okunan e, dualar şiirler diyebiliriz. Destanlar da halk edebiyatında halk hikayesine, divan edebiyatında mesneviye, günümüzde de romana dönüşecek arkadaşlar. İslamiyet öncesi de bu durumdalar ama. Koşuk, Sago, Destan. Şimdi İslamiyetle tanışıyoruz. 751 yılında Talas Savaşı'nda Türkler Abbasilere yardım ediyor. Çinli silahsından kurtarıyor onları ve ardından da Orta Asya'da ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar kuruluyor. Karahanlılar zamanında Araplara Türkçe öğretmek için Divan-ı Türk diye Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bir sözlük var. Aynı zamanda Yusuf diye bir adam Kutatgu Bilik diye mutluluk bilgisi diye bir eser yazacak ve ardından has haciplik unvanı kazanacak. Diyecekler ki ona Yusuf sen artık has hacipsin, senin unvanın budur, sen kaliteli bir insansın. Çünkü İslamiyet etkisindeki ilk eserimizi yazdın, aynı zamanda... İlk mesnevimizi yazdın. Aynı zamanda ilk böyle aruz ölçüsüyle yazılan eserimizi yazdın. Kralsın sen ya Yusuf'cum diyecekler. O da ben artık Yusuf Has Hacibim diyecek. Bir de Edip Ahmet Yüklü'nki var ki o da Atabetül Hakaykı yazacak. Hocam bu adamları çok mu seviyorsunuz? Hem çok seviyorum hem de meb örnek sorularında bunları sormuşlar. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Ahmet Yüklü de tasavvufun kurucusu. divan Hikmet'in Hikmet'in e, şairi, yazarı dedik. Bunu da söyledik. Şimdi bir de halk şiiri ve divan şiiri var. Bu ikisi senkronize. Bunlar ikisi Anadolu'da beraberler. Şimdi halk şiiri ve divan şiirini zaten size az önce gösterdiğim gibi net bir şekilde soracaklar. Hatta şurada göstereyim. Her seferinde gösteriyorum diyorum ama gösteremiyorum. Nerede? İslamiyet öncesi. Harname. Şeyhinin eserleri. Ha şu işte. Bu yazılığınızda benim tahminimce yüzde yüz sorulacak. Yani sınava girdiğinizde Aa diyeceksiniz bu geldi gene karşıma. Dörtlüklerle yazılmış bir halk şiiri ve beyitlerle yazılmış bir divan şiiri. Bunu gördüğünüz zaman hemen şunu söyleyeceksiniz. Yani şurayı bir anda kopyala yapıştır yapacaksınız. İngilizce de söyleyeyim. Copy paste yapacaksınız. Bazı arkadaşlar Anadolu liselerinden, fen liselerinden ve sosyal bilimler liselerinden izliyor. O yüzden anlıyorlar demek istediğimi. Diğerleri de anlıyor zaten. Kopyası bilmeyen kalmadı. Diyeceksiniz kardeşim. Bunun nazım birimi. Dört dört gidiyorsa bunun nazım birimi. Dörtlük diyeceksiniz. Bu bir. Bunun nazım birimi bu beyit hocam bu belli yani ikilikli gidiyor. Bunun nazım türü tür ne hocam? Nazım türü şiirin konusuyla alakalı arkadaşlar. Yani konusu mesela bu bir aşk konulu şiir olduğu için güzelleme diyeceksiniz. Ama tabii ki şu da önemli. Divan şiirinde arkadaşlar e, güzelleme, koçaklama, işte taşlama, ağıt gibi kavramlar yok. Divan şiirinde e, nazımın türünü işte gazel ya bu. Bu aşıkane gazel diye dile getiriyorsunuz. Hatta biz bunu yazılı notlarımıza sizlere net bir şekilde gösterdik. Bakın burada anlatayım şöyle bir kez daha buradan açmak istiyorum. Nerede? Ha. Koşuklarda sonrasında genel özellikle ha burada bakın. Aşık tarzı halk şiirinde koşma diyoruz bakın şöyle göstermek istiyorum. Şunu zaten bizim de burada var aslında. Ben niye buradan açıyorum ki bir dakika. Şurada da var. Niye artık yapıyorum ki? Bunun aynısı burada, bunun aynısı orada. Şimdi bak. Koşmanın türleri var. Eğer aşk varsa sevgiliye bir böyle yazma olayları varsa güzelleme. Kahramanlık varsa koçaklama. Eleştiri varsa taşlama. Biri öldüyse sadakallahülazim ölmüş gitmiş Allah rahmet eylesin. O zaman da ağıt var. Yani konusuna göre şiiri böyle ayarlıyorsun. Ama koşma 11 lece ölçüsü yazıyor. 11 tanecisi tane var mı? Bu koşma. Ama koşmanın türleri bu şekilde. Semai 8'li Jöss yazılıyor. Yine semai'nin türleri olabiliyor. Varsağı da 8'li ama içerisinde brebehey gibi ifadeler var. Destan da 11'li ve destan çok uzun oluyor böyle. Şimdi mani mesela 7'li ve tek dörtlükten oluşuyor. Türküler ezgiyle söyleniyor. Ağıt vefat eden kişinin ardından söylüyor. Ninni bebekler için söyleniyor. Destan zaten yine anonim halk bununla aynı. Eğer yazarı belliyse, aşık tarzıysa ee, destan aşık tarzına giriyor. Çünkü mesela genç Osman destanını kayıkçı Kul Musafa yazmış. Ama yazarı belli değilse o zaman anonim akşiri oluyor. İlahiler Allah aşkını anlatıyor. Nefesler yine Allah aşkı ve Hazreti Ali sevgisi. Nutuk tarikat adabını gösteriyor. Devriye Allah'tan geldik ve Allah'a dönüyoruz. Devir kuramını anlatıyor. Şatiye arkadaşlar... Burada da sanki dini olaylara dal geçiyormuş gibi duran ama esasında dini değerler olan güzel eserler, felsefi eserler. Şimdi buraya geleceğiz, buraya geleceğiz, gaza da geleceğiz ama şu kısım yani halk şiiri divan şiiri karşılaştırmasını gelin şu soru üzerinde bir yapalım. Sıcağı sıcağına... göstereyim sonradan soğuyor çünkü soğuyunca da yenmiyor. Öyle değil mi? Şimdi dedik ki burada nazım birimi dörtlük, nazım birimi beyt. Nazım türü güzelleme, love, aşk. Oh ne güzel böyle. Ne güzel şeyler değil mi? Burada da aşkane gazel. Bunun zihniyeti arkadaşlar halk şiiri geleneğinde halk şairleri yazmış. Bunu ise divan şiir geleneği var. O yüzden daha böyle soyut daha e, süslü. Uyana baktığımızda şimdi uyak arkadaşlar şimdi demiş ki bilmezsin sara bilmezsin. Şimdi burada deva bilmezsin sara bilmezsin. Şimdi burada bak devanın ile saranın ağası ya da işte hayın yayın diyor veyahut da sarayın diyor mesela. Burada tabii bütün dörtlüklerine tek tek bakmanız gerekebilir. Gerekmeye de bilir. Ama genellikle ben size şunu söyleyeyim. Bu şiir özelinde değil de. Halk şiirinde daha çok yarım uyak kullanılırken arkadaşlar. Divan şiirinde tam ve zengin uyak kullanılır. Yani daha süslüdür. Böyle meyhaneyiz, mestaneyiz, peymaneyiz, pervaneyiz, biganeyiz. Böyle her seferinde daha e, efsanevi bir şekilde daha süslü uyak yapmaya çalışır. Bunun kafi örgüsüne baktığımızda bakalım bak. Üstünden bilmezsin, ilacın sarabilmezsin. Yani ilk başta A, B, A, B oluyor. Sonra AAB B bak. A, 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 B. Yine burada sözlerim, gizlerim, gözlerim görebilmezsin. Yani şu örebilmezsin, görebilmezsin, sarabilmezsin hep tekrar ediyor gördüğünüz gibi. C, C, C B diye gidebilir. Veyahut da burada yine C, C, C B, D, 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 B şeklinde devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi ara ara sesim kalınlaşıyor korkmayın ben hala buradayım. Ölçüsüne baktığımızda bunlar arkadaşlar hece ölçüsüdür. Divan edebiyatında hece ölçüsü değil e, aruz ölçüsü vardır ama halk edebiyatında daha çok hece ölçüsü vardır. Buraya ise hemen aruz ölçüsünü yazıyorum. Hocam divan edebiyatı gazelin e, kafi örgüsünü unutmuşsunuz. E çok basit. A, A, B, A, C, A, D, A diye gidiyor bak. Mesaneyiz, mehaneyiz, peymaneyiz, pervaneyiz, biganeyiz diye gidiyor. Şimdi burada hazır gelmişken o zaman sıcağı sıcağına Şurayı da bir kez daha tekrar edelim. Demek ki halk şiirinde nazım birimi dörtlük divan şiirinde beyit. Halk şiirinde e, yerli nazım biçimleri var. Burada ise Araplardan gelmiş böyle mesneviler, kasideler, gazeller var. Burada hece ölçüsü var. Burada aruz ölçüsü var. Burada halkın konuştuğu sade bir dil var. Burada ağır ve süslü bir dil var. Burada somut bir anlatım var. Burada soyut bir anlatım var. Burada aşk doğa kahramanlık var. Burada aşk zevk tasavvuf var. Burada halk için sanat yapılıyor ve tasavvuf için yani Allah sevgisi için yapılıyor. Burada ise maharet ustalık göstermek için yapılıyor diyebiliriz. Şimdi bunları söylemiştik zaten dini tasavvuf şiirlerin anonim anoniminin yazarı belli değil. Kim yazdı belli değil. Bunlarda ise yani böyle hep işte Pir Sultan Abdal ya da Hacı Bayram Veli yani veliler ya da abdallar yazıyor. Abdal Allah'a kul olan demek arkadaşlar. Bunu da aklınıza tutun. Abdullah mesela Allah'ın kulu. Abdülmuttalip Muttalip'in kulu. Abdal kul demek. Aşık tarzında ise yazarı belli. Buradakiler e, abdallar, veliler yani tasavvufçular. Buradakiler normal elinde sazla takılan tipler. Şimdi divan şiiri nazım şekillerine baktığımızda bir beyitlerle kurulanlar var. Yani ikili ikili gidiyor bunlar. Gazel, Kaside, Mesnevi, Kıta, Müstezat. Bir bentlerle kurulanlar yani Naz'ın birimi dörtlük olan rubayı Tuyu, Şarkı ve Murabba var. Burada Tuyu ve Şarkı'yı biz Türkler Divan Edebiyatı'na kazandırmışız. Bir de musammatlar var yani böyle bentlerle yazılanlar. Burada sizin bilmeniz gereken şey Gazel, Kaside, Mesnevi ve şurada da belki Şarkı ve Rubai bilmeniz yeterli. Şimdi bunları hemen şöyle gösterelim. Rubai tek dörtlükten oluşuyor. Tuyu da tek dörtlükten oluşuyor şarkı ve murabba dörtlüklerden oluşuyor. Mesela şöyle şarkıyı size göstereyim bakın. Şöyle şarkı varsa bir tane. Dörtlüklerle oluşmuş bir şarkı sorusu var. Çünkü soru üzerinden gösterince e, sıcağı sıcağına daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Ah geldi bile. Şimdi yukarıdaki, yandaki pardon yukarıdaki diyorum ama ezberden okuyorum. Esasında burada yandaki yazıyor. Yandaki divan şiirinin nazım birimi, biçimi ve aynı güzelliğini belirtin diyor. Şimdi birincisi bu arkadaşlar hemen bayraklarımızı asabiliriz. Neden bayraklarımızı asıyoruz hocam? Çünkü bu şarkı divan edebiyatına Türklerin kazandığı bir nazım biçimi. Hemen yazıyoruz. Türklerin Türklerin yani bizim kazandırdığı kazandırdığı şarkı nazım biçimiyle baş başayız. Şimdi bunun özelliklerini tanıtıyorum sizlere. Birincisi demiş ki nazım birimi dörtlük bir kere. Dörtlük nazım birimi var diyebilirsiniz rahatlıkla arkadaşlar. İkincisi ne diyoruz? Ee, ahenk özelliklerine geçmeden önce burada tabii ki konusuna da şöyle denelim. Aşk, sevgi, ayrılık, güzellik gibi konular var. Devam ediyoruz. Dörder dizeli bakın dörder dizeli tabi burada bir yazım hatası yaptım. Dörder böyle yazılmaz. Hiçbir zaman bu şekilde yazmayın. Dörder dizeli e, bentler halinde yazılıyor. Devam ediyoruz. E, Bent sayısı 2 ya da 5 olabiliyor. Bir de işte Nedimler veyahut da buna benzer değerli işte Şeyh Galip gibi divan şairleri söylüyor. Ahenk özellikleri dediği zaman tabii ki uyaklarına bakacaksınız. Şimdi seni beni sağ ol sağ ol demiş ya. Şimdi ey gözüm nuru cihanda sağ ol ey gözüm nuru cihanda sağ ol. Ey gözüm nuru cihanda sağ ol. Ey gözüm nuru cihanda sağ ol. Bak bunlar nakarat arkadaşlar. Bunlar şarkılardaki nakarat kısmı işte. Niye? Aynı şeyi tekrar etmiş. Sonra zaman oldu seni unuttunsa beni diyor bak. Şimdi seni ve beni'deki sen ben iyiler redif ama sendeki en ve bendeki enler tabii ki de tam uyak oluyor. O zaman enlerin tam uyak yani iki harften oluşan tam uyak olduğunu bileceğiz. Ama tabii ki ee, iyiler redif onu da şöyle söyleyelim. İ aynı şey anlamına geldiği için yazılışı aynı, görevi aynı olursa e, anlamı da aynı olursa redif oluyor şeklinde söyleyebilirsiniz. Şimdi e, burada bir de gazele bakalım. Gazele bakalım. Ama gazele bakmadan önce gazele bakmadan önce şu gazel kaside ve mesneviyi bir kez daha karşılaştırmak istiyorum size daha iyi anlaşılması için. Sınavda çıktığı zaman hiç korkmayın diye. Şimdi arkadaşlar gazel bir kere şöyle divan edebiyatı tarzı. E kaside divan edebiyatı tarzı. E, tamam. E mesnevi de divan edebiyatı tarzı. E aralarındaki fark ne hocam? Şimdi gazeli şöyle kırmızıyla yapalım. Gazeli niye kırmızıyla yapıyorsunuz hocam? Çünkü ustalık şiiri bakın arkadaşlar. Ustalık için yapılan bir şiir. Ve e, en az 5 en fazla 15 beyitten oluşuyor. Hemen şöyle 5 tane beyit çiziyorum. Birinci beyitim, ikinci beyitim, üçüncü beyitim, dördüncü beyitim ve ardından da beşinci yazıyorum. Şimdi bu beyitlere kafiyelerini yazıyorum. AA, Sonrasında bu A'yı tekrar ediyorum. B, A, C, A, D, A, E, A. Ve altına da yazıyorum. 5, beş, 15 beş beyitten oluşuyor. İlk beytine matla yani başla son beytine makta yani nokta diyoruz. Hatta bu beyitlerde şunu da söylemek istiyorum. İşte bu sonrakine Hüsnü Matla bir öncekine Hüsnü Makta deniyor. Şairin mahlası geçiyor işte Baki Nefi Nedim diye. Buraya geleceğiz. Hatta geleceğiz demeyelim hemen şöyle sıcağı sıcağına gösterelim. Bak demiş ki yandaki divan şiirinin Matla, Makta, Hüsnü Matla, Mahlas ve Kafi örgüsünü gösteriniz demiş. Şimdi bir kere Kafi örgüsü zaten belli. Nasıl? AA, d CA, DA, EA diye gidiyor. Bu bir. Matla beyti AA olan beyt. Yani başla diyoruz. Makta beyti nokta yani sonlandıran beyt. Makta diyoruz. Tamam. Hüsnü matla matladan bir sonraki. O zaman burası da Hüsni matla beyti oluyor. E, ee, Hüsni makta da burası oluyor. Hatta onu da yazalım. Hüsni makta beyti de burası oluyor. Peki mahlas bak burada bak yazıyor ya işte bu da mahlası oluyor arkadaşlar. Size sınavda şöyle bir şey yapabilir. Bir tane ağlı bir beyit verir tamam mı? Bir tane BA'lı bir beyit verir. Bir tane de CA'lı bir beyit verir. Şuraya da bir tane nefi yazar. İçinde nefi yazar tamam mı? Yani nefi kelimesi. Bunları sıraya dizer. Üniversite sınavında bunu yapıyorlar çünkü. Sen diyeceksin ki bir kere ilk başta A'yla ile başlar. Dolayısıyla şu birinci olacak diyeceksin. En sonunda şairin adı geçer. Bu üçüncü olacak diyeceksin. Bu da ikinci sırada diyeceksin. Bu kadar basit. Mantık budur arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Şu anda direkt üniversiteden çıkacak bir soruyu da yapabiliyorsunuz. Hocam ne A'ası ne B'ası? Şu var ya bahalara, müptelalara diyor. Bu A'a oluyor. Libasını nevalara bu B'a oluyor. Kenar merbahalara C'a oluyor. Çünkü bunları aynen devam ettiririz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şu şairin adı geçiyor ya. Baki, Nefi, Nedim falan filan. Bu da mahlas oluyor. Şimdi o zaman gazeli bitirdik diyelim. Geldik kaside. Kasideyi de siyahla gösterelim. Kaside bir amaç, bir kasıtla yazılıyor. Burada kaside övgü ya da yergi şiiri 33 ya da 99 beyitten oluşuyor. Şimdi burada yine gazel gibi aynı AA diye başlıyor sonra BA, CA, DA diye gidiyor ama çok uzadığı için buraya 3 nokta koyuyorum. Sonlara doğru yeniden devam ediyor böyle bitiyor. Burada da yine kasidede de yine işte mesela gazelde en güzel beytine Beytül Gazel deniyor. Kasidenin en güzel beytine Beytül Kasit deniyor. Bunun gibi mesela anlaştık mı? Yine burada da mahlaslar var. Meslemi ise meslemi şöyle neyle gösterelim? Morla gösterelim. Meslemi ise şunu kafiye düzeni aynı olduğu için yine AA, BA, CA, DA diye gidelim. Şimdi meslemi ise arkadaşlar burada roman günümüzdeki romanın yerini tutuyor. Ve sınırsız beyit var bak. Burada 5-15 burada 33-99 demiştik. Burada ise sınırsız beyit var. Ve aruzun kısa kalıplarıyla yazılıyor. Böyle mintosh mintosh Kısa kısa e, kalıplar göreceksiniz. O yüzden uzun yazabiliyorlar zaten. A, A, B, B, C, C, D, D, E, e diye gidiyor. Zaten mesleğe az önce de bakmıştık arkadaşlar. Burada şunu da söylememiz lazım ki... ...kasidelerin aynı zamanda arkadaşlar bölümleri var. İlk başta böyle bir nesip teşhip bölümü oluyor. Burada bir giriş yapılıyor. Sonrasında bu arada bahar mevsimi falan e, tasvir ediliyor. Eğer bahar ayı betimleniyorsa bahariye... ...ramazan ayı betimleniyorsa ramazaniye... İşte kış betimleniyorsa şitaiye gibi isimleri var. Sonrasında ardından bir girizgah yapılıyor. Yani bu övgü şiiri diye amaç övgü veya yergi demiştik ya. Mesela diyelim ki padişahı övecekler. Padişahı övmeye direkt geçmeden önce bir girizgah yapıyor. Övgüye geçileceğini haber veriyor. Sonra metiye yapılıyor. Padişah direkt olarak ölmeye başlanıyor. Sonra bir tegazül bölümü olabiliyor kasetenin içindeki gazel. Sonra Fahriye şair kendisini övebiliyor. Sonra en sonunda dua ediyor. Övdükleri padişaha ve şaire bir şey olmasın diye. Şimdi Konularına göre kasideler işte mesela tevhid türünde kasideler var. Bu Allah'ın birliğini anlatıyor. Ya da münacat var. Bu Allah'a yalvarış yakarış oluyor. Münacat dediğin zaman Allah'a yalvarmış yakarmış oluyorsun. Naat mesela peygamber efendimizi öven kasideler oluyor. Ya da hicviye var hiciv yani eleştiren kasideler oluyor. Ya da metiye var öven devrin büyüklerini öven kasideler oluyor. Ya da fahriye var. Fahriyede de şair kendini öven bir kaside yazabiliyor. Şimdi... Burada şunu da söylememiz lazım arkadaşlar. Gazellerin de eğer aşktan bahsediyorsa aşıkane gazel. Dünya zevkleri anlatılıyorsa Baki'nin yaptığı gibi rindane gazel. Eğer sevgilinin güzelliği ve ona duyulan arzu anlatılıyorsa Nedim'in yazdığı gibi şuhane gazel. Hikemi gazel ise ahlaki felsefi konular işliyor. Bunu da Baki yapıyor. Daha doğrusu Nabi yapıyor abimiz. Onu da söylememiz lazım. Baki'nin de var ama daha çok Nabi yapıyor. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi... Mesnevileri de söyledik. Beş tane mesnevi yazarsan da Arapçada beş anlamına gelen hamse oluyor. Edebiyatımıza ilk hamse yazarı da Alişir Nevay. Şimdi burayı şöyle bir kaldırdık. Bunu böyle çevirdik. Şuradaydık. Devam edelim. Bilgi bombardıman oluyor biliyorum. Şu anda kafanızdan dumanlar çıkıyor olabilir ama bunlar hem üniversite sınavında hem de yazılarınıza çıkıyor. Zaten yazı notlarında da her birini bir kez daha tekrar edebileceğiniz şekilde yazdık. Aradan çaktırmadan reklamımızı yapıyoruz. Şimdi a edebiyat kısmı bitmiş. O zaman bir dakika güzel haber geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O zaman şu edebiyat sorularını bitirelim. Sonra D bilgisine geçelim. Ne dersiniz? Hı? Bakalım. Şurada mesela bir edebiyat sorusu var. Demiş ki... Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi bakımından... ...yukarıdaki şiirleri yorumlayıp değerlendiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar... Edebiyatın konusu insan. Bakın sınavda ne çıkarsa çıksın bunu söyleyin. Edebiyatın da konusu insan. Öyle değil mi? Tarihin de konusu insan. Yani edebiyat da insan için, tarih de insan için. O zaman her ikisinin de konusudur insan diyeceksiniz... Şu cümle çok önemli. Tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Yani burada işte eski Türklerin, Bozkurtların, Kaftan'ı ele geçirmesi, Türklerini e ele geçirmesi, Turan ülkesi anlatmış bunu Ziya Gökalp ama tarihi bir gerçekliği edebi metinde yeniden yorumlamış demeniz lazım. Dine baktığımızda ise burada Necip Fazıl Kısa Kürek her şey her şey şu tek müjdede yoktur ölüm Allah diyene. Canım kurban başı secdede iki büklüm Allah diyene. Şimdi burada da Allah'a olan inanmanın e, faydası, değeri, önemi anlatılmış. Burada da din edebiyatı konu bakımından etkiliyor. Adam Müslüman olmuş, İslamiyet'le tanışmış ve konusu değişmiş. Aynı zaman dili de değişmiş. Arapça, Farsça kelimeler giriyor. Gelenek de değişiyor. Yani İslami gelenek, tasavvuf geleneği de giriyor. Dolayısıyla böyle tarihi bir e, bilginin bulunduğu, tarihi kelimelerin olduğu İstanbul'un fethi olabilir, kurtuluş savaşı olabilir. Herhangi bir şey. İstanbul'un ee, işte kurtuluş olabilir, kurtuluş olabilir, her şey olabilir. Bununla alakalı bir şiir varsa diyeceksiniz ki edebiyatında konusu insandır, tarihin de konusu insandır ve tarihi gerçeklik bakın bu cümleyi yazmak istiyorum sınavda çıkarsa tarihi gerçeklik edebi metinlerde yeniden yorumlanır. Edebiyatta diyelim veya da uzatmayalım, edebiyatta yeniden yorumlanır. Biraz daha abartılı, biraz daha farklı da olsa yeniden yorumlanır. Din ise din ise arkadaşlar edebiyatı, konu, dil, gelecek bağlamında etkiler diyoruz. Şimdi burada bizim kullandığımız eski alfabeleri söylemiş. Burada arkadaşlar bir kere şunun Latin alfabesi olduğunu 1928'de kabul edilen bunun Arap alfabesi olduğunu mutlaka bilin zaten. Şu Kiril alfabesi, bunu bilmeniz lazım. Şu ikisini belki ayıramayabilirsiniz. İlk başta biz Köktürkler var, Köktürkler. Sonrasında Uygur alfabesine geçiyoruz. Mesela Yusuf Asacım'ın yazdığı Kutatgubilik Uygur alfabesiyle yazılıyor. Dini bir eser. Allah'ı peygamberi anlatıyor ama hala bu Uygur harflerini kullanıyoruz. Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kiril alfabesi, Latin alfabesi. Şimdi burada mezhevinin nazım biriminin beyit olduğunu, A, A, B, B, C, C diye, diye kayıp, e, kafi örgüsü olduğunu söyledik. Aynı zamanda günümüzdeki romanın yerine geçtiğini söyledik. Burada gazel ve koşmayı karşılaştırdık. Buraya semayı verebilir yedileyici ölçüsüyle yazılan. Buraya e, kaside verir fark etmez. Sen ki bu dörtlük bu beyit. Bu aruz pardon bu aruz bu hece. Bu sade bu ağır dil diye söylemen gerekiyor. Burada ölçüsü mesela bunun 11'li hece ölçüsü diye de dile getirebilirsiniz. Koşmalarda çünkü 11'li hece ölçüsü vardı. Şimdi önemli eserlerin şairlerini yazdık. E, bu Milliyetin Bakanlığı'nın örnek soru dağılım tablosunda da Edip Ahmet Yükneki'nin ...ve e, Yusuf Hasacib'in eserleri solmuş. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ben hangisi çıkar derseniz bunları sorabilirler. Aynı zamanda Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı... ...Şeyhi'nin Harnamesi, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u... ...Yunus Emre'nin Risalet'in Hüsniyesi... ...bunlar hani dört büyükler diyebileceğimiz eserler. Şimdi... ...Sagu'ya baktık İslamiyet Öncesi Türk Şiiri'nde... ...Yu adı verilen törenlerde... ...işte Kopuz Eşliği'nde... E, ...şairler tarafından yani kimler şamanlar tarafından okunduğunu söylememiz gerekiyor. Ölen kişinin faziletleri anlatılıyor tabii ki. Dörtlük nazım birim var. Bak dört dört gidiyor. Ve yedilece ölçüsü var. Hocam yedilece ölçüsü olduğunu nereden anladınız? Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ünlü harfleri sayıyorum. Geldik buraya. Şarkıya baktık. E, bu da dörtlük hocam. Ama bu divan edebiyatında. Baksana kelimelere. Künci mihnette unuttunsa beni. Ey gözüm nur cihanda sağ ol. Ne diyorsun abi? Varup ayar ile meynu şittün. Dili mahzunumun pürcü şittün. Hocam ne oluyor ya? Bu divan edebiyatı. Dörder dizeli bentler halinde aşk, sevgi, ayrılık anlatılıyor. Dörtlük nazım biriminde ve Türklerin edebiyatımıza kazandırdığı aruz ölçüsüyle yazılan bir divan şiiriyle karşı karşıyayız. Bu da bir gazel arkadaşlar. Bunun da gazel olduğunu şöyle birazcık şöyle güzel bir şekilde yazmaya çalışayım. Gazelin ilk beytine AA başla matla. Son beytine makta nokta dedik. Son beytte de baki gibi, nefi gibi, fuzuli gibi şairlerin mahlası oluyor dedik. Şimdi geldik filmsilere. Filmsilere alakalı öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Filmsilerin mantığı, bulma mantığı. Hatta filmsilere geçmeden önce şu. E, map örnek yazılı sorusunun edebiyatla alakalı olanlara da bakalım. Bunlar dursun. Bak şimdi demiş ki. Bu dizelerin nazım biçimi. Nazım biçimi mi? Hemen sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lehce ölçüsü olduğuna göre Hop koşma diyeceksin. Bitti gitti. Niye? 11'li heceden yakaladım. Anlaştık mı? Nazım türü aşksa güzelleme. Kavga, ka kahramanlık, savaş varsa koçaklama. Eğer eleştiri varsa sinirli bir adam bir şeyleri eleştiriyorsa taşlama. Vefat eden bir kişinin ardına bak. Buraya tabut resmi çiziyorum. O zaman da ağıt oluyor. E şimdi bu Zü ela gözüm ben bu ilden gideyim. Zaten Karaca hep böyle bir adamdır böyle. Hep karaca olan böyle esmer, artı bir çocuk düşünün. Hep böyle yazıyor. Zülfü perişanım kal melil melil. et aklından çıkarma beni. Ağla gözyaşını sil melil melil. Ne yapıyorsun sen? Güzelleme yazıyorum. O zaman bunun nazım türü de güzelleme diyeceksiniz. Memp de böyle sormuş. Ee, bir yorum sorusu var ona da bakalım. Ee, yorum sorusundan önce bir dakika şu şiirle alakalı soruyu çözmek istiyorum. Nerede? Şunu da aldık. Evet. Bak şimdi tam şiirle alakalı bir soru. Demiş ki, yukarıdaki şiirlerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Şimdi, ikisinde de ulama'ya yer verilmiştir. Ulama neydi hocam? Ulama, yani böyle sezen aksu gibi ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlüyle başlayan bir kelime gelmesi. Deniz Zufkun'da diyor ya, burada ulama var. Burada var mı? Ee, nerede? Görsen Nelma'yı diyor, burada da var. Birinci şiir ölçülü, ikinci şiir serbest. Doğru bak hecelerin sayısı aynı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 o zaman burada birinci şiir ölçülü değiliz ama ikinci şiir serbest bak bu uzun bu kısa bu daha kısa bu bir daha uzun bu bir daha kısa bu da doğru birinci şiirde özlem ikinci şiirde umut vardır şimdi diyelim ki bunu okudun anlayamadın hemen diğerlerine bak diyor ki ikisinde de aynı nazım birimi kullanılmış. Şimdi bu dörtlü yazılmış bu ise bentli yazılmış. Bu yanlış. İkisine de imgeli söyleyiş var. Bu dört dört bu bent bent gittiği için cevabımıza denizli diyebiliriz. Hemen bir de edebi sanat sorusu yapalım ki iyice pekişsin yani konu hiç dışarıda kalmasın. Sonra rahat rahat ilerleyelim öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi demiş ki teşbih yani benzetme, teşhis yani kişileştirme, insan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmesi. Tezat yani zıtlık tell me, tell me, hatırlat bana. Yani önemli bir kişinin işte Leyla, Mecnun, Ferhat, Şirin, Kerem, Aslı, Bedir Savaşı, Peygamber, Peygamberimiz, Peygamberler işte Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Davud. Bunları gördüğünüz zaman burada telmi hatırlatma var diyebilirsiniz. İntak da insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşması. Şimdi buraya geldim. Teşbih, benzetme demiş. Bak şimdi. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve Ağaç gibi diyor. Ağaca benzetmiş. O yüzden burada benzetme var. Sisler bulvarında seni kaybettim. Sokak lambaları öksürüyordu. <laughs> Nasıl yani? Ben öksürebilirim. Öksürdüm de hatta özür dilerim. Ama sokak lambaları öksürmez ki. Burada teşhis yani kişileştirme var. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilmiş. Derman arar iken derde duş oldum. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Tezat yani tezat zıtlık. Dert ve derman birbirine zıt. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım. Mecnun ve Ferhat üzerinden bir şeyler hatırlatmaya çalışıyor. Hatırlat bana. Tell me. Hatırlatıyor bize tamam mı? Tell me. Masallarda, türkülerde, cönklerde. Cönk halk edebiyatına şairlerin, şiirlerin topladığı defterlere verilen isim. Masallarda, türkülerde, cönklerde. Seni buldum, seni duydum, seni okudum. E tamam da burada insan olmayan bir varlık insanmış gibi konuşmamış ki. Burada normal bir cümleler var. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. Şimdi bu soruyu yaptık çok güzel. Bu soruyu da yaptık şiirle ilgili. Şimdi şu kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şunları şöyle alalım. Bunları kaldırıyorum. Güle güle evlat diyoruz. Buraları zaten yapmıştık. Ha, şurada dil bilgisine geçmeden önce şu filmlere bir bakalım. Sonra İrfan sorusuna da bakarız. Map bu tarz sorular sormuş demiş ki mesela şuradaki tamlamaları bulun demiş. Ben de benzeri filmste kazanımlarda olduğu için filmsi için hazırladım sizlere. Üniversiteden çıkmış bir soru. Bir de tamlamalar için hazırladım. Şimdi filmleri nasıl buluyorduk hocam? Filmleri bulma yöntemi çok basit. Bir kez daha hatırlatacağım. Hepiniz bir nostalji yaşayacaksınız. Şimdi nasıl trenlerin vagonları varsa ve lokomotifi varsa cümlelerin de arkadaşlar vagonları ve bir de lokomotif vardır. Lokomotif cümlelerde arkadaşlar yüklemdir. Yüklemsiz bir cümle cümle olamaz. Mesela diyelim ki e, onların buraya e, ne diyelim mesela gelmek diye bir cümle olmaz. Niye? Çünkü bunlar hala vagon. Onların buraya gelmek istediğini diye bir cümle olmaz. Niye? Çünkü hala bunlar vagon. Yüklem yok. Onların buraya gelmek istediğini duydum dediğimizde hatta şöyle düzgün yazayım. Duydum dediğimizde oh cümle rahatladı. İşte biz buna yüklem deriz. Yüklem olmadan cümle olmaz. Yüklemi yoksa bir cümleye eksiltili cümle denir. Şimdi ilk başta lokomotifi yani yüklemi bulacaksınız. Sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakacaksınız. Mame ile olumsuz yapılabilenler filmsir. Onların mame ile olumsuz yapılabiliyor mu? Hayır. Buraya yapılabiliyor mu? Hayır. Gelmek gelmemek birinci filmsimiz. İstediğini istemediğini ikinci filmsiniz. Bakın buna mameye getirmiyorsunuz. Bu zaten lokomotif. Bu zaten yüklem. Yüklem haricinde. Yüklemler de olabilir ama bu yüzde bir ihtimal. Çok düşük bir ihtimal. Genellikle yüklemler bir fiil olur. Çekimli fiil olur veya isim olur. Geriye kalanlarda içeride bulduğunuz gelmek gelmemek istediğini istemediğini diyebildikleriniz filmsidir. Peki hangisi isim fiildir hangisi sıfat fiildir hocam? İsim fiiller arkadaşlar mayışmak eklerini alır. Yani ma, me, ış, iş, uş, üş ve makmek gibi ekler alır. Sıfat fiilleri ise şimdi nostalji olacak sizlere. Anası mezar dikecekmiş. Ne diyorsunuz hocam? Annesi mezar dikecekmiş de diyebilirmiş fark etmez. Ama her türlü annesi bir şeyler dikecek. Yani an, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dik, duk, du, ti, tu, tu diye değişebilir bunlar. Yani d, t, y, i, u, i, u, y, k'ler yumuşak, y'ye dönüşebilir. Eceyi, ecek, kek, acak da olabilir. Mışmış mış diye gidiyor. Bir de zarf fiiller vardır. Zarf fiillerin eklerini ezberlemenize gerek yok. Zarf fiiller de yükleme sorulan arkadaşlar ne zaman veyahut da nasıl sorularının cevabıdır. Şimdi o zaman bakıyoruz buraya. Kıyı köyün bu da üniversite çıkmış zor bir soru bu arada ya. Onu da söyleyeyim yani kolay. Aa çok kolay arkadaşlar gördünüz mü? Diyerek hemen kolay soru çözmeyeceğim. Zor soruya geçiyorum. Kıyı köyün eski adı Midye. Şimdi burada Midye'yi yüklem desek. Hani Midye'dir. Burada geriye kalanlarda mavi mekana yok. Kazandere ile Papuçdere'nin denize döküldüğü yerde yüksek bir kayalığın üzerinde kurulu. Şimdi kurulu yüklem desek karalı döküldüğü dökülmediği. Bu bir filmsi. Bu ilginç konumunun yanı sıra daracık sokakları, eski ahşap evleri ve balıkçı yaşantısı burayı büyüleyici hale getiriyor. Getiriyor yüklem desek. Bu konumunun yanı sıra daracık sokak, eski ahşap evleri ve balıkçı yaşantısı burayı büyüleyici. Filmsi yok. Bunlardan hiçbiri mamiye kalmış. Şimdi önce yüklemleri gösteriyorum. Bir zamanların zor ulaşılır balıkçı köyü artık keşfedilmiş bir yer. Keşfedilmiş bir yer. Yer yüklem desek. Keşfedilmiş keşfedilmemiş. Ulaşılır ulaşılmaz. Tamam. Kıyı izleyen orman yolları kıyı köy ve yeni ad arasında da aynı şekilde uzayıp gidiyor. Gidiyor yüklem. Uzayıp uzamayıp. izleyen izlemeyen. Şimdi o zaman bak. Şimdi kurulu getiriyor. Yer ve gidiyor bunlar yüklem. Ama döküldüğü dökülmediği. Ulaşılır ulaşılmaz, keşfedilmiş keşfedilmemiş, izleyen izlemeyen, uzayıp uzamayıp bunlar her biri fiilimsi. Şimdi fiilmsinin türlerini söyleyeceğiz. Bu anası mezar dikecekmiş eki aldığı için sıfat fiil. Bu an esi ez ar ar'daki sıfat fiil. Dikecekmiş miş sıfat fiil. An mezar mezardaki sıfat fiil. Uzayıp ıp eki almış. Nasıl gidiyor? Uzayıp gidiyor bu zarf fiil. Zaten dikkatliyseniz ettiyseniz şurada mayışmakta ıp eki yok. Mesela gelmek isim fiil. Maışmak. Burada da ipek yok. İpeki zarf fiilleri arkadaşlar. O yüzden cevabımız bu şekilde vereceğiz. Geldik tamlamalara. Tamlamalarla alakalı arkadaşlar şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki tamlamalarda arkadaşlar bir isim tanıması var. Şimdi şurası tamam geçiş dönemi. Şunlar filmse ha burada bak film de varmış görüyor musunuz? Anlatmışım ben burada. Filmse nekleri mayışmak. Önce benim anlattığımı aynı şeyi buraya yazmışım. Önce yüklem bulunuyor. Lokomotif sonra mame olumsuz ekine bakılıyor. İsim fiiller mayışmak. Sıfat fiiller anası mezar dikecekmiş. Zarf fiiller de Kenyalı Asiye maden dağında ip diye gidiyor. Şimdi burada isim tanımlamalarına bakalım. İsim tanımlamaları da sıfat tanımlamaları da en az iki kelimeden oluşuyor. İsim tanımlamalarında birinciye tamlayan ikinciye tamlanan diyoruz. Tamlayan ve tamlanan arasında şöyle bir bağlantı var. Ne, neyin, kimin sorularını soruyoruz. Mesela araba. Ne arabası? Bebek arabası. Neyin arabası, bebeğin arabası veya kimin arabası? Ali'nin arabası diyorsun. Sıfat tanımlamalarında ise nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyoruz. Mesela nasıl araba? Nasıl öğrenci? Kaç araba? Hangi araba gibi sorular soruyoruz. Burada nasıl, hangi, kaç sorularına cevap verdiğimiz bunlar sıfat tanımlaması oluyor. Burada ise ne arabası, kimin arabası dediğimiz için isim tanımlaması oluyor. Yani diyelim ki sınav kelimesiyle isim tanımlaması ve sıfat tanımlaması yapalım. Eğer Nasıl sınav? Zor sınav dersen sıfat tanımlaması oluyor. Ama ne sınavı? Türkçe sınavı dersen bu isim tanlaması oluyor. Bebek arabası sadece ikincisi kaldığı için belirtisiz isim tanlaması oluyor. Bebeğin arabası hem birincisi hem ikincisi kaldığı için yani ınının nısı gibi olduğu için tamlayan da tamlanan ne kaldığı için belirtili isim tanlaması oluyor. Bebek arabasının tekerleği ise Üçü bir denek kaldığı için... ...zincirleme isim tamlaması oluyor. Şimdi tamlamaları da gösterdiğimize göre... ...bunları zaten anlatmışız. Artık bir saat oldu. Dersimizi de bitirelim değil mi arkadaşlar? Sizler de bayılmaya başladınız. Ben de e, sizlerin bayılmasını istemiyorum. O yüzden hemen tanlamaları gösteriyorum. Bak şimdi. Düş kırıklıkları. Düşün kırıklıkları olsaydı belirtili olacaktı. Ama düş kırıklıkları olduğu için... ...biz buna belirtisiz isim tanlaması diyoruz. Ne kırıklığı? Düş kırıklığı. Onları da yazıyorum ama yayımlamıyorum... Bu bakımdan bu bakımdan sıfat alması. Bu sıfat alması olduğu için altını morla çiziyorum bu ST. Yayınlanan günlüklerim. Nasıl günlükler yayınlanan günlükler yine sıfat alması. Ben onlarda yalnız güzel ilişkilerden söylüyorum. Nasıl ilişkiler güzel ilişkiler sıfat alması. Bizden isim tanımlamalarını istemiş. Çünkü kırgınlıkları yazacak olursam onların nedenleri. Ha onların nedenleri. Bak onların nedenleri. ın ı o zaman bu da yine isim tanımlaması. Onların nedenleri olduğu için de belirtili isim tanımlaması çünkü ikisi de kalmış. O zaman da bazı kişiler hangi kişiler bazı kişiler bu da yine sıfat tanımlaması. Bu suçlamaları hangi suçlamalar bu suçlamalar bu da yine sıfat tanımlaması. Burada gördüğünüz gibi bir iki üç dört beş tane sıfat tanımlaması var. Hangi bakımdan nasıl günlükler nasıl ilişkiler hangi kişiler hangi suçlamalar diyorsun. Ama düş kırıklıkları belirtisiz ne kırıklığı onların nedenleri belirtili kimin nedenleri diye gösterebiliyoruz. Şimdi şu soruya bakalım. Bu da meb örnek yazılı sorularında vardı. Bazı arkadaşlarımız takılmışlardır diye düşündüm. Bazı arkadaşlar takılmış. O yüzden anlatmak istedim. Bu normalde önemli bir romanın içerisine alınmış bir metin. Burada diyor ki... Her gün değişen, hiçbir mefhumun dar çerçevesine sığmayan hayat okunmaya layıktı. Hayatın her adamında binlerce garibe, binlerce sır gizliydi. İlim, hikmet, hars yani kültür, felsefe, irfan hep hayatın içindeydi. Mesela 50 senedir gezmekle bitiremediği şu İstanbul 1 milyon küsür sayfalı kocaman bir kitaptı. Sokaklarında, çarşılarında, pazarlarında dolaşan her adam da başı başına ayrı bir cihan, ayrı bir kitaptı. Bu kitapların hepsini okumaya kalkmak ummanı içmek kadar yani denizleri içmek kadar imkansızdı. Yalnız bir tanesinin bir faslını süzebilen insan şüphesi siz en büyük bir irfanın sahibi olurdu. Şimdi bu parçaya göre ilim ve irfan sahibi olmak nelerle ilişkilendirilmiştir diyor. Yani burayı okuyup anlamanızı istiyor. Tam bir anlam bilgi sorusu. Böyle sorularda sormuşlar meb örnek yazılı sorusuna ki bu direkt o sorunun kendisi. Birincisi arkadaşlar e, hayatla iç içe olmakla alakalı ilim irfan sahibi olmak. Niye? Çünkü ilim, hikmet, hars, felsefe, irfan hep hayatın içinde diyor. Yani 50 senedir gezmekle bitiremediği şu İstanbul 1 milyon küsür sayfalı kocaman bir kitap. Ve bu kitabı da anlamak için insanları anlamak lazım diyor. Ama bütün insanları da anlayamazsın. O zaman yalnız bir tanesinin bir faslını süzebilen insan şüphesiz en büyük bir irfanın sahibi olur diyor. Yani bir insanı anlayabilen birçok insanı anlayabilir. Birçok insanı anlayan da bu şehri anlayabilir. Şehri anladığın zaman da ilim, hikmet, hars yani kültür, felsefe, irfan sahibi olabilirsin diyor. Okuduğunu anlama sorusu arkadaşlar. Yine bir tanlama sorusu var. Ne yapıyorduk? Nasıl sanat? Bizi bize anlatan sanat, o zaman bu sıfat tanıması. Hangi dönem, bu dönem, o zaman bu sıfat tanıması. Ne tiyatroları, devlet tiyatroları, o zaman bu isim tanıması. Nasıl oyunlar, sahnelediği oyunlar, o zaman bu sıfat tanıması. Nasıl bir yıl, verimli bir yıl, o zaman bu sıfat tanıması. Burada üç tanesi, pardon dört tane sıfat tanıması ama üçüncüsü isim tanıması oluyor. Yazım yanlışı sorumuza bakalım. Kasabadan ayrılırken karşıdaki yamaçta gördüğümüz krevlere ilgimiz çekti. Şimdi burada ki doğru karşıdakiler diyebiliyoruz. Karşıdakiler diyebiliyorsak bitiş şey yazılır. Yamaç ayrı kapattığımda ayrı yazabiliyor muyum? Karşıdaki yamaç gördüğümüz olmuyor. O zaman bu da doğru. Anlaşma metnine her iki taraf sadık kaldı bak. Anlaşma metnine her iki taraf sadık kaldı diyebiliyorsun. Her iki taraf da sadık kaldı diyemen gerekiyor. O zaman burada yazım yanlış yapılmış. D'de ayrı yazılmalıydı. Eğer bu sayfayı durdurup soruyu çözmeye çalıştıysanız ve yanlış yaptıysanız doğru yoldasınız. Niye hocam? Çünkü bu zor bir soru zaten. Deda'nın yazımı ile alakalı ünsüz benzeşmesi olduğu zaman birçok öğrenci kaçırıyor. Mesela bu iş başarılı olamayacağını anladığı için diyemezsin. Bu işte diye bir şey yazıyorsun. Bu soğuk dışarı çıkarsan diyemezsin. Bu soğukta demen gerekiyor. Ya da e, kimsenin etkisine kalmadan amaçların ve isteklerin doğrultusun karar vermelisin diyemezsin. O yüzden bu daha bitiş yazılmış. Yani buradaki daha atılamadığı için bitiş yazılıyor. Buradaki ta atılamadığı için bitişik yazılıyor. Buradaki t atılamadığı için bitişik yazılıyor. Buradaki ta atılamadığı için bitişik yazılıyor ama buradaki ta atılabiliyor. Anlaşma metnine her iki taraf sadık kaldı. Her iki taraf da sadık kaldı diye biliyorsun. O yüzden cevap B. Noktalama sorumuzu yapıyoruz ve ardından bitiriyoruz arkadaşlar. Sizler mutlaka mutlaka sakın sakın unutmayın. Hem yazı notlarınızdan çalışıyorsunuz hem de dinamolardaki yazılı provalarını ve ÖSYM sorularını çözüyorsunuz. Çünkü bunlar sizler için özel olarak hazırlandı. Hem yazılı sorularımız var. Bak nazım birimi, dili, ölçüsü, işte söz sanatları bunların her biri çıkacak sınavınıza. Buradan da çözmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çok yönlü bir yazar, gezi, deneme, eleştiri ve röportaj gibi öğretici... Roman, öykü, şiir gibi yaratıcı türler etrafında yazılar kalem alabilir. Ha, bak şimdi. Gezi, deneme, eleştiri, röportaj gibi öğretici. Noktalı virgül, Roman, öykü, şiir gibi yaratıcı türler demesi lazım. Yani birinciye virgül, ikinciye virgül, üçüncüye noktalı virgül, sonra diğerlerine virgül gelecek. Çünkü neden? Noktalı virgül, virgülün karizmatiği. O yüzden de cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. İnşallah sınavdan en yüksek notu sizler alırsınız. Hadi bakalım.